Değerli basın mensuplarımız, öncelikle hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 17 Ağustos 2023 günü Çorum Valisi olarak göreve başladım. Ve bu tarihte Çorum'da emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükun temin etmek için İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın tüm birimleri ile birlikte yoğun bir çalışma başlattık. Bildiğiniz gibi İl Emniyet Müdürümüz benden 2 gün önce, İl Jandarma Komutanımız da 15 gün sonra göreve başlamıştı. Yani güzel bir ekip çalışmasını hep birlikte başlatmış olduk. Dün itibarıyla da 4 ayımızı tamamladık. Bu 4 aylık süre zarfında emniyetimizin il ve ilçe merkezlerimizde, jandarmamızın ise kırsalda ve köylerimizde yoğun çaba ve gayretleri sonucu emniyet ve asayiş konusunda elde edilen başarılı sonuçları şimdi siz değerli basın mensuplarımızın aracılığı ile kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Bu 4 aylık sürede yapılan çalışmalar sonucu asayiş birimlerimizce 25.281 adet devriye faaliyeti icra edildi. 410 adet soyut uygulama yerine getirildi. 276 defa huzur uygulaması gerçekleştirildi. Ve bu uygulamalar sonucunda 434.189 şahıs sorgulandı. 39.341 aracın da sorgusu yapıldı. Burada aranma kaydı olan 1342 şahıs yakalandı bu çalışmalar sonucunda. Ve kayıp olarak aranan da 112 şahsımız da, vatandaşımız da ve çocuğumuz da bulunmuş oldu. Bu çalışmalarda 166 tane ruhsatsız tabanca, 112 adet av tüfeği, 42 adet kuru sıkı tabanca ve bunlara ait muhtelif çap ve markalarda fişekle ele geçirildi. 112 kayıp çocuğumuz bulunmak suretiyle ailelerine teslim edildi. Okul çevrelerinde çocuklara tehlike arz edebilecek olan tekel bayileri ile oyun eğlence alanlarında da 230 defa denetleme gerçekleştirildi. Trafik birimlerimizin çalışmaları da gerçekten kayda değer. 350.371 araç denetlendi ve 53.000 araca idari para cezası uygulandı. Abartılı egzoz ve kural dışı modifiyeli araç kullanarak toplumumuzun huzurunu bozan ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü kullanma gibi suçlardan toplam 1080 araç trafikte men edildi. Yine okul servis araçlarımızın da kurala uygun olarak hareket etmeleri amacıyla 1773 aracımız denetlendi. Bunlardan 36 araca cezai işlem uygulandı. 13 servis aracı da maalesef kurala uyulmadığı için ve gerekli donanımlara sahip olmadığından dolayı trafikten men edildi. Tabii son zamanlarda otobüs ve kamyon kazalarını ülkemizin her yerinde müşahede ediyoruz. Bu anlamda otobüs ve kamyonlara dönük de faaliyetler, denetimler devam etmekte. 5723 otobüs denetlendi. 8532 de kamyon denetlendi. Tabii eğitim, bilgilendirme son derece önemli. 50 okulumuzda trafik timleri tarafından hem emniyet hem jandarmamız tarafından 1784 öğrenci ve 1444 vatandaşımıza da trafikle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Tabii burada narkotik ve kom birimlerimizce muhtelif suç eşyalarına ve narkotik malzemelere de bilindiğimiz gibi ele geçirmek suretiyle bunlara el konuldu. 2399 adet ekstazi, yine 3325 gram yani 3 kilo 325 gram bonsai, yine 31.163 adet tablet sentetik ecza maalesef çok yoğun bir şekilde, yine 594 gram metamfetamin, 2 kilo 350 gram esrar, yine kaçak alkollü içkiler maalesef 4684 litre kaçak alkollü içki, 250 kilogram kaçak tütün, yine doldurulmuş sigara dediğimiz 282.840 adet ele geçirildi. Yine 235.690 adet de boş makaron yine ele geçirildi.
Tabii ilimizde eski eserlerin olması hasebiyle kazı malzemeleri 32 adet ele geçirildi. Yine 110 bin adet sikke, eski dönemlere ait olan değerli para anlamında. Yine arama çubukları ve dürbünler ve benzeri malzemeler ele geçirildi. Ve uyuşturucu madde ticaretinden, tefecilikten, nitelikli dolandırıcılıktan ve irtikap suçlarından bu işlemler neticesinde 35 şüpheli adli makamlarımızca tutuklandı. Yine tekel bayilerine dönük bildiğiniz gibi 22 ve sabah 6 saatler arasında alkol satışı yasak. Bunlara dönük de 230 defa yani 230 işletme ilgili mevzuat hükümler çerçevesinde denetlendi. Terörle mücadele çalışmalarında da gayet başarılı sonuçlarımız var. DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olan ve faaliyette bulunan 14 şahıs yakalanarak sınır dışı edildi. Yine üniversite öğrencilerimizi bu meyandaki görüş ve fikirlerden uzak tutabilmek amacıyla yine hem güvenlik görevlilerimiz, üniversitemiz ve kredi yurtlar kurumlarımızdaki hem de öğrencilerimize dönük 12.460 öğrenci ve çalışanımıza bilgilendirme yapıldı. Tabi bu çalışmaları yaparken mahalle muhtarlarımızla yakın çalışıyoruz. Esnaf odası başkanlarımızla yakın çalışıyoruz. Onlarla her ayın ilk pazartesi günü asayiş toplantımızdan sonra toplantıları yapmak suretiyle karşılıklı görüş alışverişine bulunarak güvenlik politikamızı değerlendiriyoruz. Yine 38.550 vatandaşımıza KADES ve uyma projeleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Tabii iki tane cezaevimiz var bildiğimiz gibi Merkez'de ve Sungurlu'da. Burayla ilgili de jandarma komutanlığımız gerekli çalışmalarını, sevk ve diğer çalışmaları yapmakta ve hükümlü tutuklu ziyaretine gelen cezaevlerimize gelen 41 şahıs da aranan şahıs olduklarından dolayı orada yakalanmış oldu. Tabii doğaya, çevreye zarar veren unsurlar, kişilerle ilgili de yine faaliyetler yapıldı ve öğrencilerimize dönük de hem 824 öğrencimize ve 437 vatandaşımıza da bu meyanda eğitim verildi. Tabii iç sularımız var. İç sularımızda balık avlamanın yasak olduğu durumlarda bunlara dönük de onların engellemeye dönük de çalışmalar devam etti. Onların malzemelerine de el konulmuş oldu. Tabii düzensiz göçmen konusu son derece önemli. Burada yine ilimizde 57 düzensiz göçmen yakalamak suretiyle bunlar da sınır dışı edilmek için geri gönderme merkezlerine gönderildi. Yine çocuklarımızın ve gençlerimizin korunmasına dönük çalışmalar, yine annelerimize dönük en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında 1124 anneye eğitim faaliyeti verildi. Yine Siberay, siber suçlarla dolandırıcılık ve benzeri konulardan dolayı bu da son dönemlerde bildiğimiz gibi artan vakalardan maalesef. Bu kapsamda da Siberay projesi kapsamında 22 okulumuzda 5.353 çocuğumuza internet ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağı yönünde eğitimler verildi. Tabii gösterilen tüm bu çabalarımıza rağmen hem emniyetimizin hem jandarmamızın suça sürüklenmesi engellenemeyen çocuklarımız var maalesef. 18 yaşından altında olup suça sürüklenen çocuklarımız var. Bunlarla daha fazla ilgilenmek adına bizim başlattığımız yine Çorum ilimizde her bir çocukta bir kolluk görevlisinin ilgilenmesi çalışması adı altında özel olarak bu çocuklarımızla ilgilenmeye devam ediyoruz. Yine bu konuyla ilgili olarak ailelerimize de tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi başta madde bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılıktan uzak tutabilmek için onları kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmeleri son derece önemli. Ve bu çocuklarımızın bu faaliyetlerde geçirecekleri kaliteli zaman hem onların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de kendilerine zarar verecek her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durmaları sağlayacaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize anne ve babalar olarak daha çok sahip çıkalım. Kıymetli basın mensuplarımız, emniyet ve asayişi sağlama, huzur ve güvenin tesisi için bu 4 aylık sürede gerçekleştirilen faaliyetler bundan sonra da hız kesmeden ve artarak devam edecektir.
suç ve suçların üzerine kararlı bir şekilde gitmeye devam edeceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumumuzun, halkımızın düzenini bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, esnafımızla ve esnaf odalarımızla ve siz değerli basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Kısaca toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tüm Çorumlu hemşerilerime sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyoruz. Siz kıymetli basın mensuplarımıza da çalışmalarınızı kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Toplantımız bu kadar. Sağ olun. Arkadaşlar, sen mühendisliğinden anlatabilir miyim?